ülkenin içinde operasyonlar yapıyorsa sen niye o güç gücün ismini vermiyorsun? Birleşmiş Milletler'e şikayet vermiyorsun, etmiyorsun. Ultimatum vermiyorsun. Üç kağıtçılığın kendisi, ta kendisi. Ben dış güç olmadığını falan olsa ne olur? Pislik var demek ki. Bırak pisliği şeysinden bir açık ol. Mahkemeler falan vardı. Eskiden güveniyordun o mahkemelere, o hakimlere, o savcılara. Bir sürü insanları hapse tıktınız o hakimlerle, savcılarla. Şimdi birdenbire o hakimler, savcılar size karşı olunca, polisler size karşı olunca hemen vatan haini oldular, öyle mi? İnanılmaz bir şey bu. Şimdi bu adamın bu bedduası, millet dalga geçiyor falan. Ben dalga geçemiyorum. Zaten hezeyancı başı. Hezeyancı başı bir bakıma bir trajedi. Bu adam üzülüyor. Gerçekten de işkence çekiyor. Ben bir ara tereddüt ediyorum. Bu adam acaba rol mü yapıyor, sahtekar mı? Ama gerçekten bu adam davasına inanıyor. Hezeyancı başı ağlıyor ama gerçekten ağlıyor. Düğmeye bassan ağlar bu adam. Bazı böyle insanlar var. Stres diyorum. Depresyon içerisinde olan insanlar var. Bir de belli bir noktada ağlamaya artık alışıyor. Belli bir şey alınca duygusal. Bu adam duygusal olmaya hakkı var. Evlenmiş değil, evlenmemiş. Hayatını buna vakfetmiş. Çok büyük özlemleri var. Osmanlı gibi bir ülke yaratmak istiyor. Yani paranoyak ve psikopat padişahlara özeniyor. Tayyip de psikopat ve paranoyak, kardeş katili, köleci, cariyeci, seks düşkünü, yağmacı, talancı, zalim. Sultanlara, yani firavunlara, ama firavunun kafasında sarık olursa, eğer ismi Türk ismi olursa oluyor. Bizim firavunumuz maşallah, o hazret oluyor. O halife oluyor ama binlerce insanı katlediyor. İnsanlara kullarım diyor, reayam diyor, koyunlarım diyor. Benim soyum hepinizden üstündür, ben Osmanlıyım, benim hakkımdır. Gasp ediyor yani bir hak. Ondan sonra bu orada kardeşlerini de öldürüyor maşallah. İşte devlet için kardeşim. Ne devleti? Halkı hiçe sayıyor. Halkın seçimiyle mi başa geldi bu sahtekarlar?